Merhaba arkadaşlar. Bu 2017 Clio aracımın klimasını temizleyeceğim. Aslında öyle çok ciddi bir kötü koku gelmiyor ama yine de ne olur ne olmaz pislikler iyice birikmeden temizleyeyim dedim. Bunun için piyasada bulabildiğim en ucuz ürünlerden bir tanesi bu. Yerli MXS ne olduğunu bilmiyorum artık. Klima temizleme köpüğünü satın aldım. Bu 400 mililitre. Kullanım şekli olarak burada işte filtreleri sökün, vana kullanın ve de ürünün tüm tam buharlaşmasını bekleyin demiş. Web sitesine gidince de farklı bir kullanım şekli var. Filtrelerden falan hiç bahsetmiyor. Şu ızgaralarda klimayı kapatın diyor. Izgaralardan yaklaşık diyor. Her birine 10'ar saniye sıkın ve de 5 dakika klimayı çalıştırın demiş. Filtreyi sökün diyor burada. Ancak web sitesindeki kullanım kılavuzlarında filtreden hiç bahsetmiyor. Açıkçası bunun arabanın polen filtresi daha yeni değiştirildi. Şuradan sökmek de istemiyorum şimdi. Yani söp çıkar. Tembellik yapacağım biraz. Bakalım ne olacak? Ürünü tabii ki çalkalayacaksınız arkadaşlar. Bu standart, yani söylemeye gerek bile yok. İçinden şöyle bir kablo çıkıyor. Ve de bu yaklaşık 50 santim uzunluğunda sanırım. Sıkıyorum. Şimdi 10 saniye bekleyeceğim. Bakalım ne kadar çıkacak. Öncelikle çıkmaya başlasın. Çıkmaya başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, köpüğü görüyorum. Buraya kadar geldi aslında. Evet. Şuraya kadar geldi. Diğerine geçeceğim. Ne kadar gidecek diye bakıyorum ama en fazla bu kadar gidiyor. Tekrar başlıyorum. 1, 2, 3, 9, 10. Evet. Buradan da taştı. Şuraya biraz daha sıkabiliriz sanırım. Bak şu arabanın şu klima kanallarını temizlemek için bir tane köpük almıştım. İçinde bir miktar arttı. Sizinkine de sıkayım mı? Sen bilirsin. Tamam. Aç bir kapıyı madem. Kapı. He, açıkmış zaten. Baktın arabanın yanını değiştirdin mi? Değiştirdim evet ha. İyi, adama götürdün değil mi? Evet. Evet, 250 lira daha ucuza geldi Cem'e göre. Kaptayı da halka sesi, halka sesi, polen sesi. Evet. Geldi işte. Başka bir yeni bir şey yoktu zaten arabanın. Aynen, aynen. Mersi. Kaça mal oldu? 585 galiba. Evet. Şu ön tarafta da. Cem 800. Cem 825 istedi. Evet arkadaşlar, yaklaşık 10 dakika oldu uyguladıktan sonra. Aslında kutu bir miktar arttı. Ondan sonra abimin arabası vardı. Ona da uyguladık. Yani ona 10 saniye kadar sıkamadık ama herhalde bir 7-8 saniye sıktık yine her şeye. 4 tane hatta cama üfleyen yere. Yani sonuçta yaklaşık 2 arabayla çıkar, 2 arabayı idare edebiliyor. Evet. Klimayı otomatikten çıkardım arkadaşlar.
tekrar buradan çıktı maalesef. Bunu ummuyorduk. Bir 10 dakikada böyle çalıştıracağız arabayı. Daha sonra işlem bitmiş olacak. Abimin arabası yaklaşık 10 yıldır hiç temizlenmedi. Onda etkiyi daha iyi anlayacağız. Devamlı onu da yorumlarında belirteceğim. Arkadaşlar bakın, şeyi fark ettim. Bilmem görebiliyor musunuz ama İçinde bu köpükten sonra köpükten sonra biriktiğini fark ettim. Şeyi çıkardım. Klimanın şu ızgarasını, kapağını. Yani çektiğiniz gibi çıkıyor zaten. Şunu. Daha sonra bir kurutmakta fayda var. Şimdi de kullanım yorumları. Bunu kullandıktan sonra yaklaşık 2 hafta geçti arkadaşlar. İki araçta da o kalorifer özellikle ilk çalıştırıldığında gelen kötü kokuyu anında kesti. Anında dedim, resmen ilk defa çalıştırdık. Yani bir saat sonra diyelim. Ve de o kokular gitti. Abimin arabası 10 yaşındaydı. Daha önce hiç temizlik yapmamış bu şekilde. Onun kokusu da kayboldu. İlginçtir, aslında beklemiyordum bu kadarını. Oldukça ucuz bir ürün. Yani dedim ki çalışmazsa dedim fazla para kaybetmeyeyim, ama çalışıyor, ilginçtir. Üzerindeki kullanım kılavuzundaki ve de web sitesindeki şeyler iyi değil. Tersiz, kafa karıştırıcı. Ama sonuçta kullanımını gördünüz, ben denedim. Bence 10 saniye değil de 7 saniye falan sıkıp da, yani çok fazla bir defa taşıyacak diye beklemeyin, tamam mı? Alet çünkü köpük sıktıktan sonra görünüşe göre suya sıvıya dönüşüyor. Yani yeterince sıkın. Öyle ben taşırana taşıracağım vesaire diye öyle çok şey yapmayın. 10 saniye de beklemeyin. Bence 6-7 saniyede bu işi bitirin. İki arabayı tek bir kutu temizledi. Ve de kötü kokular geriye gelmedi. Bu alet parfüm değil arkadaşlar. İçerideki kötü kokuları, artık bakteriler mi oluştu, neden oluyor buna, neyse artık. Onları temizliyor. Tamam mı? Şeyle karıştırmayın. Böyle klima bombaları falan var, içeriye parfüm yapan, onlarla karıştırmayın. Onlar galiba pek uzun ömürlü değil ve de klimayı temizlemiyor. Yani parfüm ya, koku. Ama ürün iyi, ben memnunum ve de gayet de ucuzdu yani bu. Ben indirimli aldım, bilmiyorum nereden aldım. Ama iyi yani, tavsiye ederim. Emekli mühendisten benceler, uyarsa.